8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları. Sayfa 454 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları. Sayfa 45410. Uzmanlar, Fransa'da Toulouse Müzesi'nde 80 yıldır sergilenen 17.000 yıllık deniz kabuğunu yeniden incelediler. 2. İnceleme sonucunda deniz kabuğunun, türünün en eski üflemeli çalgısı olduğunu keşfettiler. 3. Deniz kabuğu 1931'de Pireneler'deki bir avcı koklayıcı mağarasında bulunmuştu. Numaralanmış cümlelerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? A. Fransa'da 80 yıldır sergilendiği Toulouse Müzesi uzmanları tarafından yeniden incelenen ve bu inceleme sonucunda türünün en eski üflemeli çalgısı olduğu keşfedilen 17.000 yıllık deniz kabuğu 1931'de Pireneler'deki bir avcı koklayıcı mağarasında bulunmuştu. B. 1931'de Pireneler'deki bir avcı koklayıcı mağarasında bulunan, türünün en eski üflemeli çalgısı olan ve Fransa'da Toulouse Müzesi'nde 80 yıldır sergilenen deniz kabuğunu yeniden inceleyen uzmanlar deniz kabuğunun 17.000 yıllık olduğunu keşfetti. C. Fransa'da 80 yıldır Toulouse Müzesi'nde sergilenen ve 1931'de Pireneler'deki bir avcı koklayıcı mağarasında bulunan deniz kabuğunu yeniden inceleyen uzmanlar, deniz kabuğunun 17.000 yıllık ve türünün en eski üflemeli çalgısı olduğunu keşfettiler. D. 1931'de Pireneler'deki bir avcı koklayıcı mağarasında bulunan ve Fransa'da Toulouse Müzesi'nde 80 yıldır sergilenen 17.000 yıllık deniz kabuğunu yeniden inceleyen uzmanlar, bu inceleme sonucunda deniz kabuğunun, türünün en eski üflemeli çalgısı olduğunu keşfettiler. Cevap, D. 11. Hem kemankeş hem çilekeş deyiminin artık gündelik hayatın içindeki konuşmalarda eskisi kadar kullanılmadığını fark ediyorum. Bu deyim acılarla yaşayan ve sıkıntı çeken insanlar için kullanılır. Atalarımız ok attıkları yayın kavisli kısmına keman, yayı germeye yarayan ipe de kiriş veya çile demişlerdir. Dönemin askerlerinin ağzından çok çile çektik ve selam. Biz ne çileler çektik, sözleri duyulduğunda aslında kirişe asıldık, demek istedikleri ancak çile sözcüğünün diğer anlamını da ima ettikleri anlaşılırmış. Bu metnin anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Tartışmacı bir anlatım vardır. B. Karşılaştırma yapılmıştır. C. Tanımlamaya başvurulmuştur. D. Gözlemden yararlanılmıştır. Cevap A. LGS Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, sayfa 454 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.